Gidelim. Hazırız. Başlayabiliriz. Berkay, Gürcistan'la salı akşamı hazırlıklar çalışmasına karşı Ya. karşıya geleceksin. Öncelikle kamp sürecini sormak istiyorum. Bir de salı akşamı oynayacak olan maçta yine ne söylemek istersin? Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Güzel çalışıyoruz. Güzel isimler var. Hepsi birbirinden yetenekli. Genç, A milli, yıldız adayları hepsi. Ben de dahil. Dediğim gibi yoğun tempoda çalışıyoruz. Güzel bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş altyapısından çıktın. Bu sezonda forma giymeye başladın. Takımda süre alıyorsun. Dün Ravil aslında bir sakatlık sonrasında amil takıma yükseldi. Yine amil takım kadrosuna baktığımızda çok fazla ismin U21 takımından oraya çıktığını görüyoruz. Senin de amil takımla ilgili hayallerin var mı? Bunu da merak ediyorum. Tabii de tabii ki de var. Her Türk genci gibi, futbolcu genci gibi benim de futbolda kendimi Türkiye'de milli formaya, A milli formaya giyip kendimi ve ailemi gururlandırmak gibi bir hedefim var tabii ki de. Çok çalışıp en iyi yerlere geleceğiz inşallah. Var mı soru? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Güzel, efendim. Sağ olun, kolay gelsin. Evet, röportajlar oldukça oraya gideceğiz sevgili seyirciler. Tam da Berkay'dan Berkay. bahsediyorduk. Evet. Maça geri dönüp bir şey söyleyeyim mi Tabii ki Serdar? hocam. Beşiktaş'ın 11'ini Eren Can saydım. yardımcı gelmiş hocam. Tamam. Sık sık sözünüzü keseceğim. Gidelim. Beşiktaş'ın 11'ini saydım. Başlayabiliriz. Eren Can, salı akşamı Gürcistan'la karşı karşıya gidip hazırlık karşılaşmasını hem kamp sürecinde hem de salı akşamı önünüzde olan maçı nasıl değerlendirirsin? Vallahi her şey çok güzel gidiyor. Çok şükür her şey yolunda. 2002-2003 yaş grubu olarak ilk kez bir araya geliyoruz. Daha birbirimize alışmadık işte. 3-4 gündür antrenman yapma şansımız var. İnşallah antrenman yaptıkça birbirimize daha çok alışacağız. Taktikleri daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah Gürcistan maçıyla da bira bismillah diyeceğiz diyelim. Senin aslında Galatasaray altyapısından çıktığını biliyoruz. Galatasaray'da eğitim aldın, futbol eğitimini aldın. Sonrasında bir Eyüpspor macerası, şimdi Alanyaspor'da forma giyiyorsun. Hem kendi performansını, kendi gelişimini hem de kariyer planlamanı nasıl değerlendirirsin peki? Valla kariyer planlamamı menajerim Cenk Meli ile çok iyi yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da bunların meyvelerini toplamaya başlayacağız diyebilirim. Alanya'da da ufak ufak süreler almaya başladım. İnşallah gün geçtikçe daha çok süreler almaya devam edeceğim. İnşallah iyi olacak diyeyim abi. Teşekkür ederim. Son olarak Evet, röportajlar olduğu müddetçe oraya gideceğiz tabii. Tabii bu genç oyuncuların kamera karşısına çıkmaları güzel şey hocam. Çok güzel. Yani onları burada ekranlar önünde görmek çok kıymetli. Var mı başka röportaj Hüseyin? Eren Can'ı da yakından takip etsinler. Bertuğ gelecekmiş. Bence olumlu. Hatta Bertuğ gelmiş, gidelim. Hataylı tamam, Bertuğ. Bertuğ'a gidelim. Hazırız, başlayabiliriz. Bertu, öncelikle kamp sürecini değerlendirirsek nasıl bir kamp süreci oluyor? Bir de salı akşam hazırlık maçı var Gürsan. Nasıl bir maç bekliyorsun? Neler söylemek istersin? Evet, çok şükür kampımıza başladık. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok. İdmanlar çift idman, tek idman. Her gün iyi şekilde çalışıyoruz, maçımıza hazırlanıyoruz. Salı günü oynayacağımız maçı tabii ki de kazanmak için sahaya çıkacağız. Ama ilk temennimiz dostluk içinde bir maç olur. Sakatlık belasız, kazasız bir maç atlatırız inşallah. Amil takım kadrosuna baktığımızda çok fazla oyuncunun U21 kadrosundan oraya geçtiğini, bir basamak olarak kullandığını görüyoruz. Sen ve takım arkadaşlarında bir amil takım konusunda bir heyecan yaratıyor mu bu durum? Tabii ki de herkes bunun farkında. Herkesin öncelikli hedefi oraya tırmanmak. Oraya giden yol da buradan geçiyor. Dediğiniz gibi birçok oyuncu buradan çıktı. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve çalışıyoruz. Orası için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Pekala, genç oyuncular kısa kısa konuşuyor tabii, heyecanlılar hocam. Heyecanlı. Fazla yormuyorlar. Fazla yormuyorlar. Bir 11 yapacağız demiştiniz. Benim kendi görüşüm. Beşiktaş'ın 11'i, yorumu da Serdar yapsın, sen yap. Ersin, Rozier, Tayyip, Saiz, Masuaku. Önlerinde Josef oynayacak. Salih, Gedson Fernandez'i bekliyorum. Bir ihtimal Dele Alli. Demin bahsettiğim nedenden dolayı Gedson Fernandez öncelikli. 4, 7, 8 kişi saydık. Öndeki üçlü de şu an için Weghaus kesinlikle oynuyor. Muleka ve Enkudu'yu bekliyorum. Bir tek Redmond başlar mı başlamaz mı? Bu 2 haftalık sürede uzun bir süre olduğu için orada antrenman performansı etkileyecek. Şu bir dakika. Geldi mi? Tolunay Hoca. Tolunay Hoca'yı dinleyelim. Hocam, kamp süreci nasıl geçecek olarak bunu merak ediyoruz. Bir de salı akşamı Gürcistan'da bir hazırlık maçı oynayacağız. Evet. Neler söylemek istersiniz? Gayet iyi geçiyor. Özellikle geçen seneden kalan zaten yaşı küçük oyuncularla oynamak zorunda kalmıştık.
Geçen seneden devam eden 7-8 kişi ve yeni oluşacak grup için eklenen yeni arkadaşlarımız var. Özellikle bu bir hafta içerisinde, bu zaman süreci içerisinde oyun felsefemizi, pres, geçiş, önlem alma gibi konular üzerinde yoğunlaşarak antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Maçta elimizdeki oyuncuların, özellikle forvet ve forvet arkası oyuncular ve stoperlerin elimizde kaliteli olmasından dolayı üçlü oynamayı düşünüyoruz. Çok aslında saha dizilişleri önemli değil ama hani oyun felsefesi anlamında biraz sistemsiz oynamaya devam ediyor, etmeye çalışıyoruz. Onda bir sürü açılımları ve parametreleri var. İşte bu bir hafta içerisinde sığdırabildiğimiz her konu başlığını antrenmanlarda yapmaya çalışıyoruz. Hocam, Ravil Ami takım kadrosuna davet edildi. Aslında son zamanda birçok oyuncunun da, Ami takım kadrosundaki birçok oyuncunun da yine U21 takımından oraya geçtiğini, bir basamak olarak buradan yükseldiğini görüyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani tabii Ümit Milli Takım çok önemli bir yer. Özellikle de bir geçiş yeri. Yani bu Ravil ile birlikte, hani tam sayıyı bilmiyorum ama 13-14 oyuncu benim dönemimde A milli takıma yükselme başarısı gösterdi. Bu da benim için bir gurur kaynağı. Çok da mutlu oluyoruz. Özellikle A milli takım havuzunu genişletmek, hem rekabet ortamını orada daha fazla arttırmak, belli pozisyonlarda oyuncu sayısının fazla olması bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Bu bağlamda da son derece ben mutluyum. Bir de hazırlık maçıyla ilgili ufak bir not ilave etmek isterim. Almanya ile oynayacaktık hazırlık maçı ama bazı nedenlerden dolayı iptal oldu. Apar topar Gürcistan'la oynamayı kabul ettik. O da 2 yaş büyüklerle oynayacaklar. Aslında biz kendi yaş grubumuzdaki oyuncularla oynayalım istiyoruz. Tabii burada şimdi kritik oyuncular var. Özellikle Arda gibi ve Kenan gibi 2005 doğumlu oyuncular var. Çok fazla bir yaş baremi var. 5 yaş var. İşte biraz yaşımızın küçük olması, onların büyük olması istemediğimiz bir durum ama yapacak da bir şey yok yani. Hocam, gündemi çok meşgul ediyor. O yüzden hani tabii, onun da doğrudan hani muhataplarından birisisiniz çok da. Belki de hani son noktayı koyma adına Yusuf Demir ya biz şöyle, onunla ilgili biz açıklamaları yaptık. Biz hani ben kendi adıma kötü niyetli bir takım açıklamalar değil bunlar. Ama şu anda hani ben Dursun Bey'in başkan ve federasyon başkanımızın arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiç kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil işimiz. Herkesi milli takıma kazandırmak. Eğer bunun bir prosedürü varsa onu federasyon başkanımız, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü çözer yani. Peki hocam, teşekkür ederim. Var mı? Çok sağ olun. Başarılı hocam. Var mı şey ihtiyacınız? Yapacağımız bir şey var. Sağ olun. Hocam çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. Sağ olun.